Eller bağlı, diller bağlı. İki milyarlık ümmet son mücahidin kıyımını da seyretti. Rahman Nizami şehit edildi. Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina tarafından 2009'da kurulan güdümlü mahkeme dün akşam saatlerinde bir mücahidi daha dar ağacına götürdü, şehit etti. Büyük bir kısmı ülkenin İslami değerleri savunan en büyük partisi cemaati İslami liderlerinden oluşan 19 kişi hakkında idam kararları alan mahkeme yine hasina hükümetinin infaz memuru gibi hareket etti. Mahkeme son olarak Cemaati İslami Partisi'nin lideri Rahman Nizami'yi idam etti. Nizami'nin büyük oğlu Nakibur Rahman yaptığı açıklamada Dakka'daki merkez cezaevi yetkililerinin kendisini arayarak babasının idam edildiği haberini ilettiklerini bildirdi. Rahman, cemaati İslami mensuplarını itidalli olmaya davet ederek şöyle konuştu. Bütün aile mensupları olarak metanetli ve güçlü olmaya çalışıyoruz. Sabretmekten başka çaremiz yok. Babamızın şehit olduğuna inanıyoruz. Onun göstermiş olduğu yolu takip edeceğiz. Bütün Müslümanları babam için dua etmeye davet ediyorum. Gramil Banker, <laughs> Dekte Cavar, Kormorsuz Son Şehit Nizami'de tıpkı Abdülkadir Molla, Muhammed Kamaruz Zaman ve Ali İhsan Mücahit gibi af talibinde bulunmadı. Ve işte Cemaati İslami lideri Mevlana Nizami'nin son sözleri. Ben kimseden af dilemem. Hayatın ve ölümün sahibi tek olan Allah'tır. Ben hiçbir suç işlemedim. Sizden bana dua etmenizi istiyorum. Hayatımın sonuna kadar Allah beni iman üzerine, istikamet üzerine kılsın tüm hayatım boyunca şehit olmak için dua ettim. Eğer Allah beni şehit olarak kabul ederse, bu benim için en büyük kazançtır. İnşallah cennette görüşürüz. Bangladeş'teki hasina hükümeti muhalifleri bastırmak için kitlesel cinayetler, keyfi tutuklamalar, yargısız infaz ve işkence gibi suçlar işliyor. Başbakan Şey Hasina tarafından 2009'da kurulan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, şimdiye kadar 19 kişi hakkında idam kararı aldı. Bunların büyük bir kısmı ülkenin İslami değerlerini savunan en büyük partisi cemaati İslami liderlerinden oluşuyor. Mahkeme tarafından idam cezasına mahkum edilen ilk kişi Cemaati İslami Partisi'nden Abdülkelam Azat olmuştu. Ülkeden ayrıldığı için gıyabında yargılanan Azat, 2013 yılı Ocak ayında idam cezasına çarptırılmıştı. Partinin Genel Sekreter Yardımcısı Abdülkadir Molla da 2013 yılı Şubat ayında ömür boyu hapse mahkum edilmiş, 17 Eylül'de cezası temiz mahkemesi tarafından idama çevrilmişti. Molla 12 Aralık 2013'te cezası infaz edilen ilk cemaati İslami lideri olmuştu. Mahkemenin 90 yıl hapse mahkum ettiği cemaati İslami'nin 92 yaşındaki lideri Gulam Azam da 23 Ekim'de hapishanede vefat etmişti. Politics of Bangladesh, democracy versus Hasina hükümetinin kurduğu mahkeme 29 Ekim 2014'te azamın ardından partinin liderliğini üstlenen Nizami'yi, 2 Kasım 2014'te de partinin merkezi yürütme kurulu üyesi Mir Kasım Ali'yi idama mahkum etmişti. Cezası Yüksek Mahkeme tarafından 3 Kasım 2014'te onaylanan partinin genel sekreter yardımcısı Muhammed Kamaruz zamanda 11 Nisan 2015'te idam edilmişti. Cemaat-i İslami Partisi, lider kadrosuna yönelik mahkeme kararlarının siyasi olduğuna işaret ederek halkı hasina hükümetinin uyguladığı devlet terörüne karşı çıkmaya çağırıyor. Parti yetkilileri, hükümetin muhalifleri bastırmak için kitlesel cinayetler, keyfi tutuklamalar, yargısız infaz ve işkence gibi suçlar işlediğini belirtiyor.